Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber hazır yufkayla yapabileceğimiz oldukça pratik gözleme tarifi paylaşacağım. İsterseniz yumurtalı, isterseniz peynirli olarak hazırlayabileceğiniz bu güzel lezzetli gözlemeleri iki türlü de hazırladım ben sizler için. Hemen tarifimizin detaylarına geçerken ben siz de eğer kanalıma abone değilseniz abone olarak zili açmayı ve tarifime birer beğeni bırakmayı unutmayın lütfen. Öncelikle bu kadar gözleme için sadece 2 adet yufkaya ihtiyacımız olacak. 2 adet yufkayı bu şekilde ikiye katlayalım ve uygun bir bıçak yardımıyla veya pizza bıçağı yardımıyla güzelce ikiye ayıralım. Bu haliyle iki kat üst üste keserseniz işiniz daha kolay olacaktır. İkiye ayırdıktan sonra ilk yarısını kaldıralım ve diğer yarısıyla işleme başlayalım. Yufkaları iki eşit parçaya böldükten sonra yarısını kaldıralım ve geriye kalan yarısını da yine iki eşit parçaya ayıralım. Yani toplamda bir yufkadan 4 eşit parça elde etmiş olalım. Şimdi artık gözlemelerimizi hazırlamaya başlayabiliriz. Büyük bir üçgen haline gelmiş olan yufkamızı uygun bir tahtanın üzerine yerleştirdikten sonra arta kalan kenarlarından sarkan kulak kısımlarını keselim. Kenarlarından çıkan parçaları da içerisinde kullanacağız arkadaşlar. Ee, öncelikle bu şekilde iki parçasını orta kısmına yerleştirelim. Şimdi bu parçaları koyduğumuz kısmın üzerine de hazırlamış olduğumuz peynirli harcı alalım peynirli harcı dilediğiniz şekilde e, hazırlayabilirsiniz. Ben bu anlamda birazcık lor ve köy peynirinden faydalandım. Dilerseniz beyaz peynir veya eriyen kaşar peyniri vesaire de tercih edebilirsiniz elbette. Peynirlerin içerisine şöyle bir tutam olacak şekilde incecik maydanoz kıydım. Azıcık da pul biber atarak karıştırdım ve iç harcımı bu şekilde hazırladım. Gördüğünüz gibi iç kısmına yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar yerleştirdim. Şimdi sağdan ve soldan iki parçayı ortada birleştirelim peynirlerin üzerinde. Ve daha sonrasında videoda detaylı olarak paylaştığım şekilde katlama işlemini yapabilirsiniz. Yapıştırmak amacıyla ben su kullandım. Fırça yardımıyla bu şekilde su sürelim ara katlarına. tüm detaylarıyla çekmeye çalışıyorum arkadaşlar. Bu şekilde katladıktan sonra diğer yufkalara da aynı işlemi uygulayalım. ve tüm detaylarıyla çekmiş olduğum gibi peynirli gözlemelerimizi hazırladık. Şimdi yumurtalı gözlemeye geçelim. Bir adet yumurtanın üzerine şöyle bir çimdik olacak şekilde de tuzunu ekleyerek güzelce çırpalım. Ve şimdi ilk başta ikiye kesip de yarısını ayırmış olduğumuz yufkaları bu şekilde tahtamızın üzerine yarısı gelecek şekilde serelim. Ve yumurtamızdan bolca fırça yardımıyla ilk yarısına güzelce yumurtamızı sürelim. Daha bol seven arkadaşlarım varsa daha da çoğaltabilirsiniz yumurta miktarını. Ben her bir gözleme için bir adet yufka kullanmış oldum toplamda. Bu şekilde güzelce her tarafına ilk yarısını sürdükten sonra geriye kalan yufkanın diğer yarısını yumurtaların üzerine gelecek şekilde katlayalım. Ve yine aynı işlemi uygulamaya devam ederek yumurtamızı her tarafına sürelim. Her bir tarafına fırça darbeleriyle güzelce sürdükten sonra yumurtamızı yine gözleme ebatında istediğiniz boyutta olabilir bu. Bu şekilde kenardan ortaya doğru katlayalım ve tam da katlayacağımız noktalara gelecek şekilde yine yumurta harcımızı sürerek katlama işlemine devam edelim. ve bu şekilde yumurtalı gözlemelerimizi de hazırlamış olalım. Daha sonrasında istediğimiz kadar yaptıktan sonra ocak başına geçerek pişirme işlemine başlayabiliriz. pişirmek için uygun yapışmaz bir tavayı ateşe alarak orta ateşte ısıtalım. İçerisine 2-3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekleyerek ısıtalım. Tavamız ve içerisindeki yağ güzelce ısındıktan sonra içerisine yumurtalı gözlemelerimizden bir tane alarak pişirmeye başlayalım. Ara ara uygun bir maşa veya herhangi bir aparat yardımıyla hareket ettirerek tavanın içerisinde döndürelim ve dediğim gibi kısık ateşte yavaş yavaş güzelce pişirelim. İlk yüzeyi güzelce kızardıktan sonra ters çevirerek diğer yüzeyinde kızartalım ve alalım. Aynı şekilde diğer gözlemelerimizi de kısık ateşte çift taraflı güzelce kızartalım ve servis tabağına alalım. gibi dumanı üzerinde yumurtalı gözlemelerimiz artık pişti. Şimdi yine arada bir yağımız bittikçe 1 iki kaşık kadar sıvı yağ ekleyerek peynirli gözlemelerimizi de pişirmeyele devam edelim. Yumurtalı gözlemelerimiz gördüğünüz gibi çok güzel oldu, nefis görünüyor, misler gibi de koktu. Resmen su böreği tadında çok lezzetli olacak. Mutlaka deneyin isterim. Biraz sonra iç dokusunda sizlerle paylaşacağım. Şimdi peynirli gözlemelerimizi pişirmeyle devam edelim. İsterseniz yağsız tavada da pişirebilirsiniz elbette. Ben geriye kalan son iki adet gözlememi de yağsız tavada pişirdim. Bu şekilde her iki tarafında nar gibi kızartalım ve daha sonrasında sunumla devam edelim. sıcacık dumanın üzerinde gözlemelerimiz artık servise hazır. Hemen iç dokusunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Yanına da demini almış güzel bir çay eşliğinde enfes olacak olan bu güzel gözleme tarifini eğer denerseniz lütfen fikir ve görüşlerinizi yorum kısmından bana iletmeyi unutmayın. Ve hala dediğim gibi kanalıma abone değilseniz daha fazla tarife kolayca erişebilmek için kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Gerek hikayelerimde, gerek ana sayfamda her güne yepyeni tarifleri sizlerle buluşturdum. Instagram sayfamı da dilerseniz takip edebilirsiniz. Bir başka tarif ve lezzette buluşuncaya dek afiyetle kalın.